Merhaba sevgili öğrenciler, Setenay Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bölme işleminin ikinci videosuna geçiyoruz. Bu videomuzda 10, 100 ve 1000 ile zihinden bölme işlemini ve bölümü tahmin etme konularını öğreneceğiz. Hazırsanız dersimize başlayalım. 10, 100 ve 1000 ile zihinden bölme işlemi. 10 ile zihinden bölme yapılırken bölünenden bir sıfır atılır. 100 ile zihinden bölme yapılırken Bölünenden 2 sıfır atılır. 1000 ile zihinden bölme yapılırken bölünenden 3 sıfır atılır. Şimdi şu vermiş olduğumuz kurallara dikkat ettiğimizde genelleme yaparsak kaç tane sıfır varsa bölünenden o kadar sıfır atıyoruz. 10'da bir tane sıfır var. O zaman 10'un sıfırı ile bölünen sayıdaki sıfırı atıyoruz. 100 ile bölme yaparken %2 tane sıfır var. 100'ün 2 sıfırı ile bölünendeki 2 sıfırı atıyoruz. 1000 ile zihinden bölme yaparken 1000'de 3 tane sıfır olduğu için 1000'in 3 sıfırı ile bölünendeki 3 sıfırı atıyoruz. Ancak tabii ki de 10, 100 ve 1000 ile zihinden bölmeyi yaparken böleceğimiz sayıda da sıfırların olması gerekiyor. Eğer bölünecek sayıda sıfır yoksa o zaman zihinden bölme işlemini gerçekleştiremiyoruz. Örneklerimize bakalım. 40 bölü 10. Onda bir tane sıfır var. 40 da bir tane sıfır var. O zaman onun sıfırı ile 40'ın bir tane sıfırını siliyorum. 4 bölü 1 yine 4 olmuş oldu. 800 bölü 10. Onda bir tane sıfır var. 800 de iki tane sıfır var. Kesinlikle iki tane sıfırı atmıyoruz. Onun bir sıfırı ile 800'ün bir sıfırını sildim. Geriye kaç kaldı? 80 kaldı. 7520 bölü 10. 10'un bir sıfırı ile 7520'nin bir sıfırını sildim. Geriye 700 52 kaldı. 6500 bölü 100. yüzde iki tane sıfır var. 6500'de de iki tane sıfır var. O zaman 100'ün iki sıfırı 6500'ün iki sıfırı. Geriye kalan 65 olmuş oldu. 800 bölü 100. Yüzde 2 sıfır var. 800 de de sıfır var. Bu sıfırlar birbirini götürdü. 8 bölü 1 cevabımız 8 oldu. 15 bin bölü 100. Yüzde 2 sıfır var. Ancak 15 binde 3 sıfır var. 3 sıfır atmıyoruz. Yüzün 2 sıfırı 15 binin 2 sıfırını götürdü. Kaldı geriye 100 50 45300/100 yüzde %20 vardır. 45300'de de 20 vardır. Birbirlerini sildi diyelim. Geriye 453 kaldı. Biraz hızlanalım bakın. 20 20 kalan 600. 1 2 30 1 2 30. Geriye kalan 71. 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 97 Karışık işlemlerimize bakalım. 10'da 1 0 var. 1 0'ı attım. 180. 1000'de 3 0 var. 3 0'ı attım. 28. 56400'de 2 0 var, %'de 2 0 var. O zaman 100'ün 2 0'ı Bölünendeki 2 sıfırı götürdü. 564. 10'da 1 sıfır var. 7210'da da 1 sıfır var. Götürdü. 721. 62.100'de 2 sıfır var. Yüzde de 2 sıfır var. O zaman bu 2 sıfır. Bu 2 sıfırı götürdü. 621. Zihinden bölme işlemi gayet kolay. Çarpma işleminin tersi olduğunu görmeniz gerekiyor. Çarpma işleminde 10, 100 ve 1000 ile çarparken ne kadar sıfır varsa o kadar sıfır ekliyordum. Bölme işleminde ise 10, 100, binde kaç tane sıfır varsa o kadar sıfırı bölünenden siliyorum. Gelelim ikinci konumuz olan bölümü tahmin etme. Tahmin etme konusunu toplamada gördük, çıkarmada gördük, çarpmada gördük. Tabii ki de bölme eksik kalır mı? Bölmede de var. Yapacağımız şey yine aynı. Tahminini yaparken sayıları en yakın onluğa ya da en yakın yüzlüğe yuvarlıyoruz. Bölme işleminde en yakın onluğa yuvarlayacağız ve daha sonra işlemi yapıyoruz. Gerçek sonucumuzda ise verilen sayıları bölüyoruz, topluyoruz, çarpıyoruz ya da çıkarıyoruz. Aralarındaki farkı bulurken ise tahminiden gerçeği ya da gerçek sonuçtan tahminiyi çıkarıp aralarındaki farkı buluyoruz. Örneğimize Bakmadan önce şu üstteki bir bilgilendirme kutusunu biz yine de bir okuyalım. Bölümü tahmin ederken bölünen ve bölen en yakın onunla yuvarlanır ve bölme işlemi yapılır. Çok tanıdık geldi değil mi? 578 bölü 17 işleminin gerçek sonucunu, tahmini sonucunu ve aralarındaki farkı bulalım. Şurada gerçeğini bulayım. Gerçek sonuç dedim. Şurada tahmini sonucunu bulayım. Tahmini sonuç dedim. Şurada ise aralarındaki farkı bulayım. Hadi bakalım yapmaya başlayalım. Gerçek sonucu bulurken bize verilen sayılarla işlem yapıyorduk. O zaman yazalım. 578 bölü 17. 5'in içinde 17 yok. 57'nin içinde 17'yi arayacağım. Kaç yazarsam 57'ye yaklaşmış olurum. Şöyle bir düşünelim. 3 yazsam 17 ile 3'ü çarpsam 7 kere 3 21'in biri elde var. 2 3 kere 1 3 2 de 5. Gayet yaklaştım. Demek ki 3 defa var. 17 ile 3 çarptığımızda zaten kaç bulmuştuk? 51 bulmuştuk. Çıkaralım. 7'den 1 çıktı 6. 5'ten 5 çıktı 0. 8. 8. Aşağıya indi. 68'in içinde 17'yi arayacağım. 3'ten daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Kaç defa vardır? Şöyle bir düşünelim. 4 desek, hadi 4 diyelim. 17 ile 4'ü çarpalım. 7 kere 4, 28. 28'in 8'i elde var. 2, 4 kere 1, 4. 2 de 6. 68 aynı sonuca ulaştım. Demek ki 4 defa var. 17 çarpı 4, 68 çıkaralım. 0, 0, 0. Gerçek sonucumuz 34. Şimdi ise tahmini sonucumuza bakacağız. En yakın onunla yuvarlıyorum sayıları. 578, 580'e yuvarlanır. Bölü dedim. 17 ise 20'ye yuvarlanır. 20 dedim. 580 bölü 20. Sıfırları atabilirim zihinden. Çünkü sıfırlar birbirini götürür. 58 bölü 2'ye bakacağım. 5'in içinde 2, 2 defa var. 2 kere 2 4 çıkardım. 1 8 aşağıya indi. 18'in içindeki 2 9 defa var. 9 kere 2 18 çıkardım. 0 0. Tahmini sonucum ise 29. Farkı bulurken de büyükten küçüğü çıkarıyorum. Gerçek sonucum daha büyük. O zaman üste yazalım. 34'ten 29'u çıkaralım. 4'ten 9 çıkmaz. 14. 2 dedim. 14'ten 9 çıktı. 5. 2'den 2 çıktı. 0. Farkımız ise 5 olmuş oldu. Bir örnek daha yapalım. 448 bölü 32 işleminin gerçek sonucunu, tahmini sonucunu ve aralarındaki farkı bulalım. Yine aynı şeyi yapacağım. Şuraya gerçek sonuç diyorum. Şuraya tahmini sonuç diyorum. şurada ise farkı bulacağım. Gerçek sonuç için sayıları yazıyorum. Sayıları bölme işlemi yapacağım şimdi. Verilen sayılar 448 bölü 32. 4'ün içinde 32 yok. 44'ün içinde 32 bir defa vardır. Zaten 2 yazsam 60'lı bir sayı çıkacak. O yüzden geriye sadece 1 kalıyor. 32 çarpı 1. 32 çıkaralım. 4'ten 2 çıktı, 2 kaldı. 4'ten 3 çıktı, 1 kaldı. 8 ise aşağıya indi. 128'in içinde 32'yi arıyorum şimdi. Düşünelim 2 yazsak 60'lı oluyor. 5 yazsak 15 oluyor. 150'li çıkıyor. Çok büyük oluyor. O zaman şuraya bir 4 yazayım. 4 kere 2 8. 4 kere 3 12. 128'e ulaştım. 0, 0, 0. Gerçek sonucum 14. Tahmini bulurken yuvarlama yapıyorum. 448, 450'ye yuvarlanır. Bölü. 32 ise bir önceki onluğuna yani 30'a yuvarlanır. Yine sıfırları atabilirim. Sıfırlar birbirini götürdü. 45 bölü 3 olarak düşünüyorum. 4'ün içinde 3 bir defa var. 3 kere 1, 3. Çıkaralım. 4'ten 3 çıktı. 1, 5 aşağıya indi. 15'in içinde 3, 5 defa var. 5 kere 3, 15. Çıkaralım. 0, 0. Tahmini sonucum ise 15. Bu sefer tahmini gerçekten daha büyük çıktı. O yüzden tahmini başa, gerçeği alta yazdım. 15-14, 1'dir. Farkımız ise 1. Evet sevgili öğrenciler bu dersimizde zihinden bölme işlemi yaptık ve ardından bölümü tahmin ettik. Bir sonraki videomuzda verilmeyen bölüneni ve verilmeyen böleni bulmayı öğreneceğiz. Takipte kalın. Ayrıca videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Şunu söylemeden de videoyu kapatmayın. Bu öğrendiklerimizle ilgili alıştırmalar çözmek istiyorsanız Setanay Öğretmen Instagram hesabımda etkinliklerini paylaşacağım. Takip edip indirebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.